Değerli arkadaşlar, dokunulmazlıklarla ilgili olarak Sayın Başbakan'ın anayasa değişikliği önerisiyle başlayan süreç ve takibinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'nın grubumuza ziyareti ve teklifi sonrası bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda konu enine boyuna görüşüldü. Öncesinde de partinin yetkili kurullarında, daha öncesinde 2002'den beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak dokunulmazlıklara, anayasanın 83. maddesiyle düzenlenen dokunulmazlıklara zaten karşı olduğumuzu, kürsü dokunulmazlığı içinde böyle bir dokunulmazlık sırrını doğru bulmadığımızı ifade ettik, ede geldik. Bu çerçevede anlayışımız halen budur. Sayın Başbakan'ın Hodri Meydanlı teklifine Sayın Genel Başkanımız da Hodri Meydanlı bir cevap vermiş idi. Esas itibariyle doğru olanın, asıl olanın, gerçekçi olanın 83'te bir değişiklik yapmak olduğunu söylemekle birlikte anayasaya bir geçici madde eklemek suretiyle mevcut parlamentoya intikal etmiş dokunulmazlık dosyaların dokunulmazlık sırrından arındırılması konusuna da kapalı olmayacağımızı belirtmiştik. Geldiğimiz noktada biz bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne işlemi daha da kolaylaştıracak bir anlayışla 3 ayrı teklif sunduk biraz önce Sayın Bostancı'ya. Bu 3 tekliften hangisini arz ederlerse hepsine açığız. Bu teklifler görüşmeye de açık tekliflerdir. Teklif metinlerini biraz sonra arkadaşlarımız sizlerle paylaşacaklar. Çok kısa söylemek gerekirse, birinci teklifimiz 83. maddeyi yeniden tanzim edelim. Şöyle edelim. Milletvekili seçilme yeterliliğini engel haller var kanunda. Rüşvet, zimmet, irtikap, cinsel taciz, yüz kızartıcı suçlar gibi. Buna terörü de ekleyerek bir tanım yaparak 83. maddeyi yeniden düzenleyebiliriz. Dolayısıyla dokunulmazlık tümüyle kalkmamış olur. Siyasi anlamda milletvekilleri bakımından taşınan endişeler ortadan kaldırılır. Ama benim işlediğim bir suç milletvekili seçilmeme engel teşkil ediyorsa, milletvekiliyken de benzer bir suçu işlemişsem dokunulmazlık sırrından yararlanmayın. Böyle bir yaklaşımımız var. 1998'de benzer bir yöntem parlamentoda denendi. Sonuç alınamadı. Umarım alınır. Bu şekilde bir değişikliğin kamu vicdanını tatmin edeceğini düşünüyorum. Geçmiş örneğe baktığımızda oraya biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör suçlarını özellikle ekledik. Yani terör suçları, yüz kızartıcı suçlar, zimmet, rüşvet ve benzeri suçlar dokunulmazlık kapsamının dışında kalsın. Bütün kamuoyunu, kamu vicdanını tatmin edecek birinci teklifimiz budur. Şayet, hayır biz sadece devleti bölenleri yargılarız, devleti soyanları yargılamayız diyorlarsa hayal, onları da zamanı gelince biz yargılarız. İkinci teklifimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Düzeni 131, 132, 133 ve 134. maddelerine göre Anayasa Adalet Karma Komisyonları, Birleşik Komisyon süratle çalışmaya başlasın, parlamentoya intikal etmiş bütün fezlekeleri genel kurula indirsinler, İş düzük hükümlerine göre bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz. Bu da ikinci teklifimiz. Üçüncü teklifimiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kamuoyuyla paylaştığı, bize de sunduğu teklifi bir parça revize ederek kendilerine sunduk. Şudur, onlar dediler ki şu anda an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün fezlekeleri 506 idi, sonra 522'ye çıktı. Anayasaya bir geçici madde koyarak dokunulmazlık kapsamı dışına atalım ve başbakanla ve ilgili yargı mercilerine gönderelim. Biz diyoruz ki tamam, buna da varız. Şöyle varız. Bu bir şart değil, ancaklı değil bu. Daha güzeli, bunu daha güzelleştirdik biz. Daha doğrulaştırdık. Yapacağımız anayasa değişikliğin, anayasaya koyacağımız geçici maddenin, dolayısıyla anayasa değişikliğinin tarihi itibarıyla o tarihten önce işlenmiş ama fezleke düzenlenmemiş, parlamentoya intikal etmemiş suçlar ortaya çıktığında da bu suçlar dokunulmaz kapsamının dışında kalsın. Yani herkesin anlayacağı dilde biz bu değişikliği yaptık. O an itibariyle bütün fezlekeler, genel fezlekelerde dokunulmazlığı kaldırıyoruz. İlaveten
FSK gelmemiş ama bir suç işlenmiş. Polis takibinde, teknik takipte, şurada, burada, emniyet soruşturmasında bunlarla ilgili suç tarihini esas almak itibariyle. Suç tarihi, anayasa değişiklik tarihinden önce ise milletvekilleri bakımından bu suçlar da dokunulmazdı. Bu gelen fezlekelerde direkt dokunulmazlık kapsamı dışında değerlendirilsin. Bu teklifte, yani üçüncü maddeyle üçüncü teklifimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bize getirdiği teklifi daha güncel, daha realist ve daha vicdani haldir. Yani geçmişte iki suç işlemiş iki milletvekili, birinin fezlekesi hazır, onunkini kaldırıyoruz. Ötekininki henüz hazır değil, o bundan istifade ediyor, bundan yırtıyor. Bu olmaz. Bu adil değil, hakkaniyetli değil. Bu bakımdan geçici madde konusunda da böyle bir küçük ekleme, düzeltmeyle teklifi Sayın Bostancı'ya sunduk. Kendisi açıklama yapar yapmaz bilmiyorum. Ancak uzlaşılabileceği noktasında bir kanaat ben aldım.